Isimler nasıl ben Rıdvan Yalçın'ı bilmiyorum sadece onun yerine Yüksel Bey'i biliyorum. Hı hı. Yani Rıdvan Yalçın değil de Yüksel Bey'i biliyorum. Ee, o da eski Ankara e, il başkanı, e, iyi parti Ankara il başkanı diyebilirim. Evet o da vardı. Bir de bu isimlerin yanı sıra el kaldırmayıp çünkü oylamada oy kullanma hakkı olmadığı halde itiraz eden bir diğer isim de Erhan Usta. Erhan Usta var. Yani bir olay demir Toplam. ismi de var. Efendim. Birolay bir olay demir Aile ismi de. Bilmiyorum. itiraz eden ama, isimlerden biri aslında ama el kaldırmıyorum. Yani o gün, dün önceki günkü oylama 50 kişiyle yapıldı. Genel İdare Kurulu toplantısıydı bu. Meral Akşener toplantı başladığında şöyle dedi. Ben bugün sadece sizi dinleyeceğim. Hiçbir müdahalede bulunmayacağım. Sizin evet. kararınızda olursun hareket edeceğim dedi. Bunun üzerine 20-25 kişi konuştu. Toplantıda grup başkan vekili Eren Usta da vardı ancak onun hakkı yoktu. Burada 4 kişi konuşma yaptı. Benim duyduğum kadarıyla, İyi Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla. Bu insanlardan biri Ahmet Zeki Üçok. Ahmet evet. Zeki Üçok, emekli hakim albay. Zaten burada birinci bölümde bahsettik kendisinden. Ahmet Zeki Üçok şöyle bir, bana anlatılana göre şöyle bir savunma yapıyor. Şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, biz diyor ittifak edersek, ittifakla girersek... CHP ve İyi Parti olarak toplam 22 e, belediyeyi alırız diyor. Bunlardan 14'ü Büyükşehir, 8'i şehir diyor. Ve 14 belediye mevcut CHP'nin yönettiği büyük şehirlere ek olarak biz Manisa'yı, Balıkesir'i ve Denizli'yi de alabiliriz. Tabii. Yine AK Parti'nin elindeki Uşak ve Zonguldak'ı da alabiliriz. Ve ayrıca 193 ilçeyi daha alabiliriz. Burada bizim yapmamız gereken CHP ile daha adil bir paylaşım yapmaktır. Tabii bugün zaten yayın, yayın konuğunda Ahmet evet. mesleki çok, bugün detaylarıyla anlattı. Bir daha adil bir paylaşım yapmaktır ve e, mesela diyor e, konuşmasında hani biz 4 belediye ise onlar 7 olsun diyor. Yani e, oy oranımıza denk o 25 biz 10 oy oranımıza denk bir evet. e, nispette de paylaşalım belediyeleri. Fakat diyor, aksi takdirde e, biz eğer ayrı girersek sıfır çekeriz diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Biz sıfır çekeriz diyor. Ve e, bu oylamada, e, pardon, e, biz yerel seçimlere gittiğimizde bir belediye alamayız. Alamayacağımız gibi oy kaybı yaşamamız muhtemel. Ve o takdirde seçmeni motive edemeyiz. Yani e, seçmenimizi heyecanlandıramayız. Ve bu bizim açımızdan dramatik bir sonuçta yaratır, görüşünü savunuyor. Mehmet Aslan da konuşuyor iddiaya göre. Evet. O da e, daha mantıklı, daha akılcıl bir ittifak yapmanın doğru olduğunu, şimdiden kapıları kapatmamak gerektiğini söylüyor. Diyor ki, sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz kurultay olmadı, henüz durum netleşmedi. Biz şimdiden kapıları kapatmamalıyız, hata ederiz diyor. Ve e, pazarlık yapalım. Yani e, tamam biz gitmeyelim, ama onlar gelirse niye biz geri çevirelim diyor. Mümkünse pazarlık yapalım. Birkaç büyük şehir, e, İstanbul'da birkaç içi aldığımızda biz daha güçlü siyaset yaparız. Aslında daha güçlü... en büyük en büyük eleştirileri bu. Yani e, biz destek verdik. Bizim desteğimizle de büyük şehirler kazanıldı. Tabii ki e, ya biz hani HDP'de İstanbul'a İstanbul'da ekliyoruz ama e, bizim desteklerimizle de kazanıldı. Biz neden belediyelerde bu evet. kadar yetersiz bir paylaşımla evet. karşı karşıyayız? Evet. Memadastandı öyle söylüyor. Yani İstanbul'da hakkımıza düşen belediyeleri, evet. ilçeleri alsak, Türkiye çapında da birkaç büyük şehri alsak, e, öyle yolumuza devam etsek daha doğru olmaz mı? Daha güçlü olmaz mıyız? 2008'de daha güçlü yürümez miyiz diyor. Hayrettin Nohul eski milletvekili. O da CHP ittifak yapmasak da işbirliği yapalım diyor. Ee, Yüksel Bey ise e, Ankara eski il başkanı o da en azından Mansur Yavaş'a destek verelim diyor. Yani An An Ankara'da onunla görev yaptığı için. Ardından o hakkı olmamakla beraber Erhan Usta da söz alıyor. Ee, Erhan Usta diyor ki ya ben CHP ile yolları ayırma taraftarıyım diyor. Tamam bence de ben diyor altılı masadan taraftım ama son süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını yatması nedeniyle ee, bu işten soğudum. Yani CHP'yle yolların ayrılması gerektiğine inanıyorum. Fakat bu zaman o zaman mı emin değilim diyor. Yani biz ayrılma kararını yerel seçimlerde mi uygulamalıyız? Bir de henüz 6-7 ay var. CHP'deki durum belirginleşmedi. Ee, biz neden şimdiden kapıları kapatıyoruz? Bekleyebiliriz. Kaldı ki diyelim yerel seçime gittik. Belediye alamazsak Ne olacak? herkes dönüp bize bakacak İyi Parti'nin oranı nedir diye. Evet. Ee, o durumda e, eğer biz %10 üzerinde oy çıkaramazsak, hadi belediyeler almadık ama %10 üzerinde oy çıkaramazsak bakın İyi Parti eriyor diyecekler. Biz bu durumu nasıl göğüsleyeceğiz şeklinde eleştiriler bile getiriliyor. Bunun üzerine e, o eleştirilere de yanıt veriliyor. Diyorlar ki ya biz siz pazarlık pazarlık diyorsunuz ki CHP bize buraları vermez diyorlar. CHP bize böyle pazarla oturmaz. Ya İstanbul'da bile iki tane daire başkanlığını verdiler bize ilçe ilçe vermezler diyorlar. İkincisi ya bu CHP yüzünden her yerde PKK itamıyla evet. maruz kaldık. Dolayısıyla biz bu yükü taşıyamayız diyorlar. Özellikle Sezgin Tanık'ın açıklamaları sonrası yükün taşınmaz hale geldiğini iddia ediyorlar. İşte e, İyi Parti'nin kendi gücünü ortaya koyup müstakil şekilde yoluna devam etmesini savunuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını da çok içerlemiş durumdalar evet. özellikle. işte Dominant Parti İstanbul evet. Ankara'da orada, CHP'dir açıklaması. Evet orada tabii dört açıklamaya kızgınlar. Birisi Kılıçdaroğlu'nun Dominant Parti açıklaması. İkincisi işte Mansur Yavaş'ın olursam CHP'den, CHP'den adayalım de olurum demesi. Olacağım. Üçüncüsü Erdoğan'ın Meral Hanım el yükseltiyor demesi. Dördüncüsü İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı gibi ifadelerini de kızdıkları ya da ona göre söyleyeyim. Evet. Şimdi dolayısıyla bütün bu görüşler ifade ediliyor. karşı görüşler bile getiriliyor ve oylama yapılıyor. Oylamada 46'ya 4 ağır bir farkla ayrı adayla girelim görüşünde olanlar üstün çıkıyorlar. Tabi aynı zamanda Genel İdare Kurulu Başkanlık Divanı'nda görev veriyor. Diyor ki sen 81 adayı belirleme yetkisine sahipsin. Onu da istediğin şekilde belirleme yetkisine sahipsin. Bunun zorunlu sonucu nedir? Bu artık başkanlık divanı bu arası nihai karar mekamı. Bundan sonra İYİ Parti, il baş başkanlık divanı oturup adaylar belirlemeye çalışacak. Tabi bazı adayların isimleri şimdiden konuşuluyor. Yeniden de Kahraman eski MHP milletvekili Kahraman başta Parti'ye katıldı. O muhtemelen Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı adayı olacak. İzmir'de Ümit Özlal'e zaten çalışmalara başladı. Evet. O orada devam ediyor. İstanbul'da Bilge Yılmaz'ın adı geçiyor. Ankara'da Kürşat Zorlu'nun adı geçiyor. Fakat ben nihai aşamada eee İyi Parti'nin her ne kadar kararlılık gösterse de İstanbul'da da Ankara'da da aday göstereceğim dese de nihai olarak sanırım en azından bu iki şehirde kararını bir daha gözden geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü en azından bu adaylar Onların kendilerine uzak gördükleri ya da seçmenine e, bunlara vermeyin diye rahatlıkla e, propaganda yapabileceği adaylar değil. Bugün üst üste, ya... üst üste sordum sayını çok bu konuyla. Program yaptığımız için bağlantı ile bağlantı yaptığımız için kendisiyle üst üste sordum kararınız değişebilir mi şeklinde ama zaten biz kararımızı verdik dedi net evet. bir açıklama yaptık evet. dedi çok net keskin açıklamalar geliyor İYİ parti kanadından olabilir bu arada diğer kanattan gelen açıklamalar da bu keskinliği daha da keskin hale getiriyor işte Mansur Yavaş'ın bugün yaptığı açıklama ben seçmene güveniyorum şeklinde evet, yaptığı yani. açıklama ama ne desin canım İYİ tabii, Parti'ye tabii, vermesi kazanamadı yani, mı desin Tabii ya? ki Değilmez. ama yani bu açıklamalar özellikle ee, şunu konuşuyorduk ya biz Meral Akşener bu açıklamayı niye yaptı? Masur Yavaş birkaç gün önce ne demişti? Tabii ki CHP'den aday olacağım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu da bunu tetikledi evet. şeklinde konuşmalar yapıyorduk evet. ya. Şimdi